Sevgili arkadaşlarım, kanalımıza hoş geldiniz. İndex Akademi'nin bir günü daha sizlerleyiz. Tabii ki de bugün noktalama işaretlerini anlatacağız. Görüyorsunuz ki sevgili yönetmenim dedi ki hocam tahtamı vermem ama çok istediniz. Ne olur dedim, lütfen tahtayı verin. Bana akıllı tahtamı verdiler. Neden akıllı tahtamı getirdim? Çünkü biliyorsunuz ki noktalama işaretlerinde o işaretleri tam görün istiyorum. ÖSYM'nin sorularında da sonuçta biz el yazısıyla yazdığımız zaman tahtada farklı bir el yazısı çıkabilir noktalama işareti üzerinden. Bu yüzden net olarak görün istedim. Bu ünitemi de bu tahtamda anlatacağım. Haydi gelin o zaman görelim. Şimdi sevgili canlar, birincisi nokta. Tabii ki biliyorsunuz ki anlamca tamamlanmış cümlenin sonuna konuyor. Bu bizim bildiğimiz en temelden bildiğimiz özelliğimiz. Sokak lambasının altında bir süre oturdum dedim, noktayı koydum. Bazı kısaltmaların sonuna konur. Ne demek? Örneğin yüzyıl kelimesini şurada kısalttım. Ben size yazım kurallarında öncekileri bir hatırlayın hemen. Bundan iki video önceye bir gidin. Ne demiştim? Küçük harfli kısaltmalarda nokta kullanılır demiştim. Nasıl? Ve benzeri nokta. Yüzyıl nokta. Hocam, büyük harfli kısaltmalarda hangilerine konuyordu? Tabii ki hatırlayınız, TC'ye konuyordu. Bir de Türkçenin T'sine konuyordu. Bunu sakın ha sakın unutmayınız canlar. Üçüncü maddemiz sayılardan sonra sıra bildirmek için. Yani ıncı, inci, uncu, üncü. Dikkat ettiyseniz yazım kurallarında da her zaman söylüyorum değil mi? Aslında biz konuları hep birleşik anlatıyoruz canlar. Unutmayın diye de sürekli hatırlatıyoruz. Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur. Ödevin 11. sorusunu az önce çözdüm. İkinci Mahmut'un gerçekleştirdiği atılımları maddeledik dedim. Ne yaptım? İkinci ve 11. diyerek burada yapıştırdım. Sıra sayılardan sonra sıra bildirmek için. Şimdi arka arkaya sıralandıkları için virgülle veya kısa çizgiyle ayrılan rakamların sonuna nokta koyacağım. Bir bakar mısınız yönetmenim, şu güzel bir şey mi? Birinci virgül, ikinci virgül, üç. Bu böyle, bu kadar noktalama işareti çok sıkıntılı değil mi? Gerek yok. Onun yerine matematikteki, hemen dönüyorum sevgili Metin Şimşek, kimse bizim matematik bilgimizi sorgulamasın. Matematikteki dağılma özelliğini kullanıyorum. Yani ne yapıyorum? 1 virgül 2 virgül 3 nokta diyor. Bu sondaki nokta kim için geçerli? Hepsi için geçerli. İşte bu maddemiz 4. maddemiz olarak karşımıza çıkıyor. Ya da 14-16. sorular dedim. Bu sondaki nokta ne oldu? Burası için geçerli oldu. Hemen devam ediyoruz. Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra, biliyorsunuz ki seçeneklerde, şıklarda kullanıyoruz. Özellikle sevgili Aydın Yüce çok sever. Onun tarih sorularında şöyle Roman rakamını görürsünüz bir nokta diye, ya da birinci, ya da A, ya da küçük A şeklinde görürsünüz. Hocam, peki bu nokta yerine başka ne kullanabiliriz? Onun yerine biz parantezi de kullanıyoruz. Kapama parantezi de aynı şekilde maddeleri gösterebiliyor canlar. Dikkat ediniz. Şimdi tarihlerin yazılışında gün, ay, yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konuyormuş. Ara sınavlarımızın sonuncusu 20.03.2015'te yapılmıştı diyorum. Bunun yerine başka ne koyabiliriz canım hocam? Tabii ki de eğik çizgiyi koyabiliriz. Hemen şöyle yazabilirim. İşaretler birbirinin yerine kullanılabilir. Sakın ha sakın unutmayınız. Hemen devam ediyorum. Diyor ki tarihlerde ay adları yazıyla da yazılabilir. Bu durumda ay adlarından önce ve sonra nokta kullanılmayacak. E tabii ki 3 Eylül 2023 şeklinde yazacağız. Çünkü burada nokta 3. Eylül'üncü diyemiyoruz. Notumuzu da önemli belirttik. Hemen geliyor. İşte bu çok önemli. Sakın elindeki telefona kanma. Elindeki telefon işi bitirir. Neden? Çünkü aman o
yurt dışından geliyor değil mi? İthal ediliyor. Saat ve dakika gösteren sayıları ayırmak için Türkiye'de nokta kullanılır. Dizi bu akşam 21.30'da özel bir kanaldan yayımlanacak dediğimde sakın ha sakın hocam ama her yer böyle yazıyor. Türkiye'de bu tip bir dijital saat kullanılmaz. Saat ve dakikaları şöyle aklında tut. Torpil olarak şöyle düşün. 21. saatin 30. dakikası diye düşün. Bu yüzden yıldız atıyorum. Yönetmenim yarın bir gün sorarlar bunu biliyorsunuz değil mi? Şimdi dijital saatlerde hoca uyarıyor diyor ki akıllı telefonlarda gösterilen iki nokta Türkiye'de geçerli değil. Ülkemizde saat ve dakika arasında biz ne kullanıyoruz? Nokta kullanıyoruz. Buna dikkat. Noktanın önemli maddeleri arasında yer alır. Sonra hocam görece önemli mi? Çok da önemli değil. Bu madde ÖSYM için çok da önemli değil. Kitap, dergi ve benzerinin künyelerinin sonuna künye biliyorsunuz ki bize nerede yazıldığı, kimin yazdığı, hangi yılda yazıldığını söylüyor değil mi? Bir bilgi sürecini anlatıyor. Ömer Seyfettin, Hikayeler, Evren Yayınları, Ankara 2010 dedim. Bitti. Tarihi de söyledikten sonra ne yaptım? Künyenin sonuna kondu. 4 veya işte. Bak Metin abi yine yazıyorum sana burada. Metin abi sana buradan sesleniyorum. O basamakları ayırırken bu noktayı kullanmıyorsun. Görüyorum. Bak lütfen illa dersinin ortasında zınk diye nokta koymayın basamağın ortasına. Hocam sen Metin hocanın dersinde zınk diye gel. Zınk diye geleceğim. Geleceğim çünkü basamakları biraz büyütsün. Gidiyor basamakları yazarken böyle aralarını boş bırakıyor. Görüyorum. Aman diyor onunla kim uğraşacak? Olmaz. Türkçe'de basamakları ayırırken araya nokta konur. Tamam mıyız? Buna dikkat. Genel ağ adreslerinde yani internette. Evet. www.kitap.com hangi? indeksakademi.com indekskitap.com diyorum. Bak .com dedik. tdk.go.tr dedik. Noktamızı kullandık. Matematikte de çarpma işareti olarak karşımıza geliyor. Hocam noktadan hemen şöyle bir bakalım. Noktadan gelse canım hocam ne gelir? Hemen şurayı bir siliyorum şöyle temizliyorum. Canlar çok önemli bir özelliği vardır ki bizi tam diş macunu değil mi şu an? Çok güzel olmuyor mu bunda böyle tam diş macunu? Şu özelliğime lütfen dikkat ediniz. Günlük hayatta sıklıkla yanlış yapabiliriz. Hata insan için. Hepimiz hata yapacağız. Önemli olan hatalarımızdan ders çıkarmak. Şimdi saat ve dakikaları mutlaka ÖSYM size böyle iki noktayla verir. Tongaya düşmenizi ister. Sakın. Tamam mı? 21. saatin 30. dakikası gibi düşünün. Hatta yarışmalarda bile soruyorlar artık. Dikkat ediniz. Bu arada bir hatırlatma yapalım. Geriye de bir dönelim. Yönetmenim bir de geriye dönelim değil mi? Bilgiye tekrar çok önemli. 22'de diye okuduğunuzu da hatırlatayım. 22.00'da diye bir kullanımımız yoktu Türkçe'de. 22'de diye karşımıza geliyor canlar. Buna dikkat. Ve giriyorum. Şimdi bana diyor ki sıradaki işaretlerin babası. Mekanın aranılan ismi. Mekanın en kralı. Kral geliyor. Kraliçe geliyor şarkısının öznesi. Virgül. Sormadığı yıl yok. Sormadığı yıl yok arkadaşlar. 2024'ü ben yazıyorum. Hoca dediydi dersiniz. Şimdi en temel görevi nedir canım hocam? Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına koyuyoruz. Bu virgülün temel görevidir. Nasıl? Kutunun içinde altın, virgül, gümüş, virgül, bronz ve elmastan yapılmış mücevherler vardı dediğimde eş görevli sözcükleri ayırdım, aralarına virgül koydum. Sahneye şarkıcılar, spikerler ve spor yorumcuları çıktı dedim, araya virgül koydum. Bu virgülün en bilinen özelliği, en temel özelliğidir. Sonra sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için sıralı cümle ne demek hocam?
en az iki yüklemli cümle demek. Bu iki yüklemin arasında da virgül var demek. Bazen noktalı virgül de geliyor, onu da göstereceğim. İki yüklem arasında, bunu böyle bir vagon gibi düşün. Araya virgül geliyorsa sıralı cümle oluşuyor. Nasıl? Yemekleri dolaba koydum. Kendime bir keyif kahvesi yaptım diyorum. Bunu birazdan yapalım yönetmenim, olur mu? Şurada koydum ve yaptım yüklemlerinin ortasında bir virgül var. Çok güzel duruyor değil mi? İşte bu bir sıralı cümledir ve sıralı cümleyi virgülle ayırdım. Yurt dışına bu hafta çıkacak, 3 ay orada kalacak. 2 tane yüklem var, arada virgül var. İşte sıralı cümleyi birbirinden ayırdı. Şimdi önemli bir uyarımız var. Diyor ki sıralı cümle birden fazla yüklemin, yargının birbirine virgül veya noktalı virgülle bağlanmasıyla oluşur dedik. Örneğimizi de verdik. Şimdi üçüncü maddemiz diyor ki uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için konuyor. Hoca uzun bir cümle olduğu zaman arkadaşlar bu maddeyi Türk Dil Kurumu biraz esnetiyor. Yani diyor ki eğer cümle uzun değilse bile sen bir özneden sonra es vermek, bir nefes almak istiyorsan virgül koyabilirsin diyor. Çünkü cümlenin uzunluğu kişiye göre değişir değil mi? Halide Edip adı var. Milli Edebiyat döneminde Kurtuluş Savaşı üzerine romanlar kaleme alan sanatçılarımız arasında yer alır dedim. Cümle oldukça uzun bir cümle. Halide Edip adı vardan sonra ne yaptım? Bir virgül koydum. Eğer cümle Ali geldi gibi bir cümle değilse virgül koymanıza gerek yok. Çünkü zaten çok kısadır. Es vermeye gerek yoktur. Biliyorsunuz ki virgül yarım nefes aldırır bize. Bu yüzden genellikle de uzun cümlelerde kullanıyoruz. Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin, ara cümlelerin başına ve sonuna koyuyoruz. Hocam ne demek? Dedem hemen geliyor şimdi, dedemi açıklıyorum. Ailemizin neşesi bir ara söz var değil mi? Cümle halinde bitmemiş, cümle değil, yüklemi yok. Ailemizin neşesi bugün memlekete dönecek. Şurada bir başında bir sonunda virgül kullandım. İşte bu ara sözdür. Ara sözler virgülle ayrılır. Ya da Yılmaz Bey sizden iyi olmasın, hamaratlığıyla tanınır dedim. Bir başında bir sonunda virgül kullandım ve ara cümleyi ayırdım. Yüklemli olduğu için ara cümledir. Biz ara cümleleri iki virgül, dikkat ediniz, iki virgül ya da iki kısa çizgi arasında kullanırız. Ne dedim? İşaretler birbirinin yerine geçebilir canlar. Şimdi ara söz ile ara cümlelerin başında ve sonunda virgül yerine kısa çizgi de kullanılabilir dedik. Ve geldik 5'e. Anlama, güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına koyacağız. Nasıl? Akşam, yine akşam, yine akşam dedim. Ne yaptım? Tekrarladığım kelimelerin arasına virgül attım. Aslında bunun da temelinde hangi özellik var? Birinci özellik var. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime grupların arasına koyduk. Hemen devam ediyorum. Yıldız attığım maddelerden biri ÖSYM mutlaka sorar. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra konur. Yani diyor ki kaybolan çocuğu pazarda bulduk dedi. Şimdi ben birinin sözünü aldım ama onu tırnak içinde vermedim. Tırnak içinde vermezsem virgülle vermek zorundayım. Kaybolan çocuğu pazarda bulduk deyince alıntı işte burada, bir tane virgül veriyorum. Dediğiyle devam ediyorum. Yıldız attım. Önemli özelliklerimiz arasında. Hemen geliyor konuşma çizgisinden sonraki alıntı cümlesinin bitimine konur. Mesela bakalım, ordör tabaklarını salona götürdün mü diye sordu dediğimde ne yapıyorum? Şöyle düşünün, alıntı cümlesi, şurada bir konuşma var değil mi? Diye'den önce ne yapıyorum burada? Hemen dedi, deki gibi bir virgül koyuyorum. Çünkü aslında burada önemli olan tırnak içine almadıklarımı belirtmek istiyorum. Aynı şekilde edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna
bahçe kapısını açtı. Sermet Bey'e dedi. Şurada bir tane ne yaptım? Virgül koydum. Bu özellikler ÖSYM'nin çok da sevdiği özellikler, çok da kullandığı özellikler değil. Ama şimdi geliyor. Diyor ki, kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak red, kabul, teşvik bildiren, hayır, evet, hay hay, baş üstüne, tabii ki gibi ifadelerden sonra koyuyoruz. Nasıl? Evet, bu mektupları size veririm dedim, bir nefes alıyorum. Elbette sizin kafileye katılırız dedim, nefes aldım, onayladım. Onaylama olduğu zaman, reddetme olduğu zaman, kabul etme olduğu zaman ne yapıyorum canlar? Bir tane virgül atıyorum. Geldik 10. maddemize. Yıldızlı maddelerden bir tanesi daha. Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime gruplarıyla anlam bakımından bağlantısı olmadığını ve anlam karışıklığını önlemek için kullanılıyor. İşte burası oldukça önemli. Küçük ağaca az önce dayandı. Yönetmenim, ben buradaki virgülü kaldırırsam küçük ağaç diye bir şey ortaya çıkacak, değil mi? Şimdi küçük biri ağaca mı dayandı, yoksa biri küçük ağaca mı dayandı anlamı çıkıyor. Bu yüzden ne yapıyorum? Anlam belirsizliğini önlemek için mutlaka virgül kullanıyorum. Virgülün yetmediği yerde de noktalı virgül devreye girecek. Şimdi virgül eksikliği ne yapıyoruz? Anlam belirsizliği adı verilen anlatım bozukluğuna yol açıyor. Hemen geldi. Çok önemli işaretim. Lütfen unutmayınız canlar. Sıradaki gelsin. Buyurunuz. Hitap için kullanılan kelimelerden sonra kullanıyoruz. Hadi kullanalım bakalım. Sayın Başkan, virgül. Aziz, aziz misafirler, virgül. Değerli konuklar. Doğru mu? İşte ne yaptım? Hitap ettim. Hitaptan sonra virgülü kullandım. Evet, kesirleri. Dikkat! O hesap makinelerinin içindeki onlar yanlış, dikkat edin. Bizde kesirleri virgülle ayırmak vardır. 12,3, 0,15 dediğim zaman biz bunları kesirle ayıracağız canlar. Lütfen dikkat ediniz, çok önemli. Elinizdeki hesap makineleri noktayla ayırıyor. Biz öteki türlü karıştırırız. Bunu böyle noktalı verirsek çarpma diye anlarız. Anlam karışıklığına sebep olabilir. Buna dikkat. Özne olarak kullanıldıklarında bu, şu, o zamirlerinden. O, virgül, daha önce de bu firmada çalıştı dedim. Özneden sonra kullandım. Tabii ki de yine künyelerde kullanıyorum. Falih Rıfkı Atay, virgül. Tuna Kıyıları, virgül. Remzi Kitabevi diyerek künyelerde de virgüllerimi kullanıyorum. Şimdi çok önemli bir bölüm geliyor. 2024 notumda da fazlaca belirttim. Diyorum ki notumda aynen şöyle bir ifade söz konusu. Metin içinde zarf fiile ki. Yönetmenim, bizde böyle bir tekerleme çok fazladır. Sizde de var mı bilmiyorum ama böyle Kenyalı Asiye, ince ip araklamadan diye böyle Türkçede tekerlemelerimiz çoktur. Maksızın casına, dıkça dığında, remez aa şeklinde görürüz biz bunları. Bu zarf fiilden sonra, ama dikkat, bir tane ise bir tane olacak, asla virgül gelmez. Onu tanıyalı 3 yıl oluyor dersen bu yanlıştır. Gelmez, dümdüz yaz, nefesi bırak gitsin. Onu tanıyalı 3 yıl oluyor çünkü bağ fiil ya diğer adı. Yüklemle bağ kurduğu için araya bir engel istemiyor. Bakalım metin içinde art arda birden fazla zarf fiil eki almış kelime varsa o zaman virgül kullanılabilir. Nasıl? Çantasını alıp hop virgül geldi, koşarak evden çıktı dedim. Ne yaptım canlar burada? İki tane, dikkat ettiyseniz hemen şuraya bakınız. İki tane çok önemli gördüm. Bir zarf fiil, ikinci zarf fiil. Ard arda geldiği zaman virgülün eş görevli görevine dönüyor. Şimdi şart ekinden sonra virgül konmaz. Bir tane ise konmaz, unutmuyoruz. Sizi ararsa uyuduğumu söyleyiniz. Bu yanlıştır.
Hocam aynı zarf fiil gibi arka arka iki tane gelirse o zaman sorun yok. Kullanılabilir. Metin içinde arda arda birden fazla şart eki gelmiş kelime varsa, hepimizi ararsa, oraya çağırırsa gitmeyeceğimizi söyleyin dedim. Ne yaptım? Bakınız iki tane sağ s arkaya geldiği için virgülü kullandım. Üçüncüsü, metin içinde ınca ince anlamıyla zarf fiil görevinde kullanılan mımi ekinden sonra virgül konmaz. Hocam ne demek? Şimdi yoruldu mu hemen koltuğa uzanırdı. Canlar yoruldu mu bize burada yorulunca anlamı katmıyor mu? Yorulunca. Biz ne dedik? Inca ince anlamı katarsa kullanmayacağız dedik. Buradaki mı da bize ne yaptı? Zarf fiil görevinde kullanıldı. Yorulunca anlamı kattı. Buradaki mu'dan sonra ince anlamı veren mu'dan sonra virgül kullanmayacağız. Ve dördüncüsü, metin içinde ve veya yahut ya hem bağlaçlarından önce de sonra da virgül getirmeyeceğiz. Hem yemek yiyor hem de televizyon seyrediyordu. Burada bir tekrarlı bağlaç var. Araya virgül gelmez. Dün size gelemedim çünkü burada bir açıklama bağlacı var. Çünkü bağlacı var. Araya virgül getiremem. Önüne, yanına virgül getiremem. Taksi geldi de binip alışveriş merkezine gidebildik dedim. Olmaz. D bağlacı var burada. Virgül gelmeyecek canlar. Unutmayınız. Şu an tahtanın virgülde en önemli bölümü açık. Size ÖSYM işaretlerin kullanıldığı yeri sorduğu gibi aynı anda birden fazla kazanım testi gibi soruları getirip kullanılmadığı yeri de sorabiliyor. Bu yüzden notumun en önemli yerini küçük renkli post-it kağıtlarınıza yazıp duvarınıza yapıştırınız. Acayip önemlidir. Sakın ha sakın kaçırmayınız. O zaman yönetmenim sırada... Sırada kim var? Tabii ki de sorusu var. Şimdi biz soru illa çözeriz değil mi? Daha soru daha yönetmenim. Yönetmenim diyor ki hocam soru videoları çekecek miyiz? Soru çözecek misiniz? Fazlasıyla. Onlar da geliyor. Şimdi aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yoktur demiş. Hangi taşı kaldırsa altında o adam çıkardı. Olmadı. Şart kipinden sonra, şart ekinden sonra virgül konmaz. Sağ s'den sonra virgül konmaz. Gitti. Hava kararmadan eve gelmeniz gerekiyor dedim. Kararmadan, madan neden zarf fiili var? Kullanılmaz. Bir tane olduğu için kullanılmaz. Korktu mu? Annesinin yanına hemen giderdi diyorum. Korkunca anlamı kattı. Önce ince anlamı verdiği için m'dan sonra virgül koymayacağım. Öncesinde tutanak tutuldu, sonra evrak polise verildi dedim. Burada sıralı cümleleri ayırmış, herhangi bir sıkıntı yok. Ya sen bize gel bugün ya da ben size geleyim. Şurada ya bağlacını görüyorum. Tekrarlı bağlaç var. Araya virgül konulmaz. Aradım cevabın Denizli seçeneğinde olduğunu görüyorum. Geldik. Şimdi... Noktalı virgülün yardımcısı gibi düşünün, tamam mı? Yani yanında gayet güzel pıt 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 devam ediyor. Bir kere şunu bir yazalım. Aksi düşünülmedikçe arkadaşlar virgülsüz olmaz. Dikkat ettiyseniz noktalı virgülün Türk Dil Kurumu özelliklerine baktığınızda noktalı virgülün kullanıldığı yerlerde illaki virgül olduğunu biliriz. Virgülsüz olmaz. Gül dikensiz olmaz, noktalı virgül de virgülsüz olmaz arkadaşlar. Buraya dikkat edeceğiz. Şimdi 3 tane özelliği var. Neymiş bu 3 tane özellik? Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur. Sepette elma, armut, ayva. Bu taraf ne oldu? Meyveler oldu. Tabakta badem, kaju, leblebi vardı. Bu tarafta kuru yemişler oldu. Ve aralarında virgül varsa ben bu takımları ayırmak için ne yaptım? Noktalı virgül koydum. Sayısalcılar, matematik, fizik, biyoloji, sözelciler, tarih, coğrafya, edebiyat testlerini çözecek dediğimde şuraya ne yaptım? Bir noktalı virgül koydum. Sayısalcılarla sözelcilerin derslerini ayırdım. Birinci görevi takımları ayırmak. Burası oldukça önemli. Hocam ikinci görevi ne?
ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayıracak. Nasıl ayıracak? Hemen seyrediniz. At ölür, meydan kalır. Şimdi burada bir sıralı cümle görüyorum ve ben sıralı cümleyi virgülle ayırdım. Karşı tarafta da yiğit ölür, şan kalır diye bir tane daha sıralı cümle var. Şimdi ben bu atla meydan, yiğitle şanı ayırmak istiyorum. O zaman ne yapacağım? Ortaya bir tane noktalı virgül koyacağım. Anasına bak, kızını al. Hop, bir tane virgül koydum. Sizde de var mı bu? Var, var. Kenarına bak, bezini al demiş. Bu tarafta virgüller varsa ortaya ne yapıyorum? Pat diye noktalı virgül getiriyorum. Gördünüz mü? İllaki virgül kullanılacak. Virgülsüz noktalı virgül olmaz. Dikensiz gül olmadığı gibi. Şimdi ikiden fazla eş değer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra noktalı virgül konabilir. Yani ne demek istiyorum? Hemen seyrediniz. Kalabalık bir şehir olan İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Trabzon'dan daha yoğun bir trafiğe sahip. Şimdi benim amacım ne? Ankara, İzmir, Bursa ve Trabzon'u bir köşeye ayırmak, İstanbul'u da onlardan ayırmak, değil mi? Amacım ne burada? İstanbul'u özne olarak vurgulamak istiyorum. Şimdi ben normalde ne yapıyordum? Özne ile bir şeyi hemen vurgulamak istiyorsam yanına virgül getiriyordum, değil mi? Ama burada virgüller var. İşte virgül yeterli olmadı. Yeterli olmadığında ne yaptım hemen? Bir tane noktalı virgül getirdim. Orhan, Berk, Harun gibi tıp mezunuydu. Şimdi Zeynep'i onlardan ayırmam lazım ki bu gruba dahil olmasın. Ben özneyi belli edebileyim. Çünkü ben Zeynep'ten sonra virgül koyarsam işler karışır, anlam karışır. Zeynep, Orhan, Berk, Harun gibi tıp mezunuydu deyince kimin tıp mezunu olduğunu tam manasıyla çıkaramam. Bir gizli özne o diye bir şey çıkar, değil mi? Bu yüzden canlar ne yapıyoruz? Virgülsüz noktalı virgül olmaz diyoruz. Her sene arkadaşlar ÖSYM kurulduğundan bu yana her sene noktalı virgül ve virgülle ilgili soru gelmiştir. Ve bunları size tabii ki de birleştirerek yazıyor, birleştirerek soruyor. Lütfen dikkat ediniz, tamam mı? Bunların hepsini tek bir soruda çok güzel sorabiliyor, haberiniz olsun. Yine çok önemli sayfalarımdan bir tanesi. Hemen geliyorum. Diyoruz ki iki nokta. Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna. Şimdi biz örnek verirken ne yapıyoruz? İki nokta kullanıyoruz. Bakalım, Fecrati Edebiyatı'nın şairlerinden bir kısmını sıralayalım. Ahmet Haşim, bak veriyorum. Şairlerden bazılarına örnek veriyorum. Ahmet Haşim, Tahsin Naik, Emin Bülent ya da yatağın altından şunlar çıktı diyorum, örneği veriyorum. Yırtık bir yorgan, birkaç çorap. Tabii ki bunu yazım kurallarında söylemiştim. Eğer cins isim devam ediyorsa küçük harfle yazılacaktı. İki noktanın birinci önemli özelliği karşımızda. Hocam, ikinci önemli özelliği nedir? Geliyor ikinci önemli özellik. Kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin sonuna koyuyoruz. Nasıl? Kendimi takdim edeyim, sunayım diyor. Şimdi açıklama yapacak. Bir büyük işletmenin muhasebe müdürüyüm deyince ne yaptım? Ben bir açıklama yaptım. Açıklama için ne yapıyorum? İki noktayı kullanıyorum. İşte bu iki madde ÖSYM'nin en sevdiği iki maddedir iki noktada. Sakın ha sakın karıştırmayınız. Hocam, ses bilgisinde uzun ünlüyü göstermek için, bizde uzun ünlü yok değil mi arkadaşlar Türkçe'de? Şimdi yönetmenim, diyelim ki dilimizi öğrenen biri buna şu kelimeyi gördüğü zaman aile diye okuyabilir değil mi? Bilmediği için. Ya da bunu katil, icat diye okuyabilir değil mi? Ama biz ne yapmışız biliyor musunuz? İki noktayı o harfin yanına getirerek uzat demişiz. Aile diye oku demişiz. İcat diye oku demişiz. Bu yüzden ses bilgisinde uzun ünlüyü göstermek için ne yapıyoruz biz? Tabii ki de iki noktayı kullanıyoruz. Tabii koyuluyor. Yazıda da böyle. Aynen öyle. Tabii yazıda da böyle. Mesela anlıyoruz. Diyor ki katil kelimesi ya da icat kelimesi. İcatı şöyle yazdığı zaman anlayın ki diyor, o i'yi uzun okuyacaksınız. İcat diye okuyacaksınız. Çünkü icat. İcat diye bir şey var mı? İcat. Böyle bir söylem olmadığı için
onu yazıda kontrol edeceğiz. Bu özelliği çok fazla bilmezler. Evet evet, bu özellik kitaplarda çok nadir çıkar ama gelmedi şu ana kadar, dikkat ediniz. Gelme, tabii bunun gelme ihtimali çok kuvvetli, dikkat ediniz. Şimdi karşılıklı konuşmalarda konuşan kişiyi belirten sözlerden sonra. Şimdi Bilge Kağan açıklama yapıyor. Türklerim işitin diyor. Koro konuşuyor. Ne yaptı? Açıklama yaparken hala o karşılıklı konuşmalarda konuşan kişinin sözlerinden sonra kullanıyoruz. Başka edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadeye koyuyoruz. Ziraatçı Sayar diyoruz. Hop ne yaptık şurada? İki nokta kullandık. İnternette kullanıyoruz bakınız. HTTP'den sonra iki nokta ve tabii ki de matematikte bölme işareti olarak kullanıyoruz. Hoca ilk çizgide bölme işareti olarak kullanılıyor mu? Biz bunu matematikte şu şekilde kullanıyoruz değil mi arkadaşlar? Burada da aynı şekilde işaretler birbirinin yerine geçebiliyor. Dikkat ediniz. Birbirinin yerine geçen işaretler de sınavlarda sorulmadı. Bu şekilde kazanımların birleştirildiği bir soru gelebilir. Buna da dikkat edeceğiz. Ve geldik dersimizin son ponçiğine. 3 nokta. Yarım kalmış aşklar, bitmemiş sevdalar, yapraklar, sonbahar yaprakları, hüzün gözyaşları. Yani diyor ki anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna 3 nokta koyuyoruz. Yani eksiltili cümle, yerine kimseyi koyamadığın için 3 nokta koyuyorsun ya, çünkü bitmemiş, doğru mu? Tam yemekleri sipariş etmiştik ki cümle bitmedi. Beni daha önce tanıyormuş gibi konuşunca herkes o 3 nokta ne oldu? Bitmediğini söyledi. Yani birinci görevimiz, temel görevimiz. Yönetmenim bilirsiniz televizyonlarda bir bipleme vardır, doğru mu? Bip diye. O bip bizde 3 nokta işte, biliyor musunuz? Evet. Kılavuzu karga oğlanın burnu bipten çıkmaz. Orayı siz doldurabilirsiniz diye düşünüyorum. Bankayı soyan kişinin B nokta 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 ilinde yakalandığı bildirildi diyorum. İşte o kaba ve argo sayılan kelime veya söylenmek istenmeyen. Örneğin buradaki ilin ismini söylemek istememişler. Burada 3 nokta kullanıyoruz canlar. Hocam başka? Alıntılarda bu mesela sosyal medyada görüyorsunuz. Böyle kitap okumayı seven arkadaşlarımız kitapların belli bölümlerini paylaşıyorlar değil mi? Ben de bayılıyorum onları. Diyelim ki size alıntı yapıyor. Başta, ortada ve sonda alınmayan kelimelerin ve bölümlerin yerine konuyor. Bakınız derken birileri evin önündeki kavak ağaçlarına tırmandı. Bu kitabın neresinden alınmış? Ortasından alınmış değil mi? Şuralara baktığım zaman kitabın ortasından alındığını görebiliyorum. Ve hocam sözün bir yerde kesilip geri kalan bölümünün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek için kullanıyor muyuz? Evet. Sana uğurlar olsun. Bak hayal gücüne bıraktım artık. Orayı istediğin gibi tamamlayabilirsin sen hayal gücünde diyor. Ama ben tamamlamadığım için 3 noktayla devam ettim diyor. Bir de 5 ve 6 arkadaşlar ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için konuyor. Nasıl? Gölgeler yaklaştılar. Bir adım kalınca onu kıyafetinden tanıdılar. Koca Ali. Şimdi 3 noktayla başlıyor. Koca Ali B dedim. B deyince bir ünlem koydum. Aynı zamanda şuradaki koca Ali'nin hala devam ettiğini söylüyor değil mi? Bu cümlenin devam ettiğini söylüyor anlamında da ünlemin noktasıyla şuraya iki tane nokta getireceğim şöyle. Bu sayede ne olmuş olacak biliyor musunuz? Şimdi bakınız hemen bir tane daha nokta koyayım. Ünlemin noktası ve 3 nokta birleşmiş olacak canlar, tamam mı? Yani siz ünlemi koyduktan sonra yana 1, 2, 3 getirmeyin. Fazla işaret olmamalı. Tamam mıyız? Buraya dikkat. Aynısını nasıl da gök ekini biçer gibi, nasıl da akşam oldu dedim. Soru işareti 3 nokta. Soru sorduğu için soru işaretinin görevini aldı. Aynı zamanda cümlenin devam etmesini istediği için ve aynı zamanda ne yapıyor arkadaşlar? Seslenmelerde
pekiştirmek için devam ediyor anlamını katmak için sözün bir yerde bu maddelerin içerisinde aynı zamanda dördüncü madde de vardır. Sözün bir yerde bırakıldığını, artık kesildiğini söylüyor. E kesildiyse ne yapacağız? Biz oraya üç nokta koyacağız, değil mi? Dikkat ediniz, birleştirilmiş işaretler arkadaşlar ilk defa 2019 yılında kullanıldı ve ÖSYM seçenekleri doldurmak için ünlemle 3 noktayı, soru işaretiyle 3 noktayı birleştiriyor. Oldukça önemlidir. Yönetmenim, artık gidip deli dehşet yemek yer miyiz sizce? Bunu yapalım mı? O zaman gözlerimiz artık HD görsün istiyorum. Flu gören gözlerimiz 4K görsün istiyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Diğer derslerimde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Esen kalın.